Sabahtan beri diyorum at pankarda kaldım. Camide namazımızı kıldık. İnşallah biraz sonra esnaflarımızı ziyaret edeceğiz. Dertlerini dinleyeceğiz. Biliyorsunuz şu anda 31 Mart'a kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devam ettiriyorum. Aynı zamanda Büyükçekmece Belediye Başkan adaylığı şu anda partim tarafından ilan edilmiş durumda. Hayırlı olsun başkanım. İnşallah hizmet için, buranın sorunların çözümü için hep beraber omuz omuza 31 Mart'a kadar Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, 31 Mart'tan sonra Büyükçekmeceliler görev verirse, İnşallah. Sorumluluk verirse Büyükçekmece Belediye Başkanı olarak buranın sorunlarıyla birebir ilgileneceğiz. İnşallah. Şimdi Büyükçekmece, Esenyurt, Sultanbeyli taksicilerimiz daha önce sarı taksiye geçmişti. Çatalca, Silivri, Şile taksicilerimiz şu anda orada diyor ki başkanım biz niye geçmedik? Şimdi o taksicilerimize diyoruz ki Şileliler, Çatalcalılar, Silivriler sizi sarı taksi yaptığımız zaman oradan kaçarsınız. Şile'de hastaneye giden abimiz, ablamız evine dönmede sıkıntı çeker. Buna bir çözüm bulabiliyorsanız Şile Belediye Başkanımızla, Çatalca Belediye Başkanımızla, Silivri Belediye Başkanımızla oturup hep beraber bunun çözümünü araştıralım. Sizin sarı taksiye geçme konusunda bizim en ufak ne bir endişemiz var, ne bir size zorluk çıkartmamız var. Ancak dediğim gibi orada bir çözüm üretelim. Oranın ilçe belediye başkanlarımız daha sonra siz sarı taksi olduğunuz zaman Büyükşehir Belediyesi bizim taksilerimizi aldı götürdü derse oradaki insanlar hakikaten bize dua etmez herhalde, başka bir şey eder. İnşallah herkesin mutlu olduğu, herkesin dua ettiği bir sistemi beraber bulalım diyorum. Şu anda Büyükçekmece'nin mahallelerini geziyoruz. Mahallelerde ciddi eksiklikler var. Ciddi hizmet eksikliği var. Bunları görüyoruz. İnşallah zaten Büyükşehir'den Büyükçekmece'ye onun için genel başkanımızın, cumhurbaşkanımızın görev verdiğini düşünüyorum. İnşallah bu sorunları yerinde tespit edeceğiz ve en hızlı bir şekilde çözümü için neler yapabiliriz onlara bakacağız. Halkımızla, esnafımızla, mahallede oturanlarımızla bunları birebir paylaşacağız. Arkasından da görev verirlerse hep beraber bir köşesinden çözüm için başlayacağız. İmarla ilgili özellikle bir abimiz şu anda burada sordu. Şu anda buranın imarı ile ilgili hızlı bir şekilde çözüme başlayacağız. Sadece buranın değil, Büyükçekmece'nin imar sorunu olan bütün mahalleleri ile ilgili şu andaki sorun ne? Çözümü ne? Onları birebir çalıştırıyoruz inşallah. Tefeci'nin sorunu malum. Buradaki arıtmanın bitmesiydi. Arıtma bitti. Burada kolektörler onlar tamamlandı. Şu anda buranın imarına engel bir durum kalmadı. O durum kalmadığı için hızlı bir şekilde inşallah çözümüne başlayacağız. İnşallah. Her şeyden mağrum zaten. Tefecik imarıyla, altyapısıyla gerçekten Büyükçekmece'nin göl kenarında en güzel mahallelerden birisi olacak inşallah diyorum. İnşallah. Tekrar, İnşallah. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Başkanım. Mensup arkadaşlar. Tezgahı alalım. Bu kadar yakın olursanız büyük şehir. Arkadaşlar. Selim Paşa, Silivri,
sizin belediye başkanınız inşallah Büyükşehir'e müracaat edecek. Ondan sonra çözümü bulduk diyecek. Biz de yapacağız. Tamam. Evet, selamünaleyküm. Göreviniz hayırlı olsun. Allah sizi utandırmasın. Allah razı olsun. Allah işinizi hak ettirsin. Umarlarınız beraber olsun. Mesut Uçal İstanbul'a buraya ihmal etme. Bölgemizin en büyük çiftçilerinden birisi. Sağ ol. Böyle o şekilde bekle. Tamam. Teşekkür ederim başkanım. Hasan başkanım da var. Neşimizde. Herkesin var yani. Ama sen bizden yanasın. Siz de olsun. Siz daha...